Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Dünya Kupası 2018 kuruldu. Yani ortalama kıran kırana giden bir oylama süreci vardı YouTube'da. %52 oyla en son Dünya Kupası 2018 seçildi. Biz de Dünya Kupası 2018'i videolarını sizlere çekeceğiz. Daha sonrasında bu lig bittikten sonra zaten hemen gösterelim maç takviminden. Bu lig bittikten 2-3 gün sonra da gerçek Dünya Kupası başlayacak. Yani 2022 Dünya Kupası başlayacak. Büyük ihtimalle de OSM böyle güncel olayları takip eden bir oyun. Ve 2022 Dünya Kupası'nı da oynayabileceğiz inşallah. Ve bir de şöyle bir yeni bir turnuva çıktı. Bunu da sizlere göstermeden duramayacağım büyük ihtimalle. Turnuvalar kısmına geldiğimizde biliyorsunuz biz Şampiyonlar Ligi kurduk. Yani Şampiyonlar Ligi turnuvası kurmuştuk. Ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı PSG aldı. Bir de son 16 turuna çıkanlarla ilgili şeyle elemeleri diye bir şey kuruldu. Yani bilmiyorum acaba bu mu? Ben de çok emin değilim. Şu an bakayım dedim turnuvalara. Şu duyurular kısmından gözüküyor. Duyurular kısmından Şampiyonlar Ligi elemeleri. Evet sanırım bu olması lazım. Bu kura çekimindeki takımlar yani 2023'te fikstürler çekildi. Kulüpler hazır ve oyuncular daha fazla bekleyemiyor. İşte şimdi OSM'de Şampiyonlar Ligi elemeler 2023'ü yayınlıyoruz. Son 16 turundaki takımları vermişler burada. Yani son 16 turunda takımlar vallahi ben turnuvalarda göremedim bunu ama hani bu OSM'ye gelmiş, turnuvalar bölümüne gelmiş. Büyük ihtimalle elemeleri yani onun olması lazım. Diğerleri zaten hepsi alakasız. Yani bu elemeleri büyük ihtimalle yani burada olarak vermemiş işte eşleşme olarak vermemiş ama son 16 turundaki takımları vermiş. Son 16 turuna yükselen takımlar Liverpool, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Inter, Milan, Borussia Dortmund diye gidiyor. Tabi böyle bir ligde kurabiliriz ama burada sadece 16 tane takım var. Yani maksimum 7 maç oynarsın diyor. Yenilirsen elenirsin. Yani çeyrek ilk maçta son 16 turu çeyrek final. Yarı final, evet finalle beraber 7 tane maç var toplamda. Son 16 turunu, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunu da çekebiliriz. Ayrıca böyle bir turnuva da yapabiliriz. Ve sonunda artık Dünya Kupası kuruldu. Gece 22.00'da kuruldu. Tabi belki herkesin haberi olmayabilir. Çünkü biz ligi kurduk. Yani kura çekim yapmadan kurduk. Ve şu an lig daha dolmadı. Ligin dolmasını bekliyoruz. Lige şu an gelenler baktığımızda 13 tane menajer var. İspanya dolu, Fransa dolu, Brezilya dolu, Almanya dolu, İngiltere dolu, Belçika dolu, Arjantin, Portekiz, Hırvatistan, Uruguay, Polonya, Senegal boş, Kolombiya boş. Ben size burada kadroları aktarıyorum ki yani onlara göre hani kadrolara göre takımlarınızı alabilirsiniz. Senegal, Kolombiya, Sırbistan, Meksika, Nijerya ve Fas, İsveç, Rusya, Mısır, Japonya, İzlanda, Costa Rica, Kore, Tunus, Avustralya, İran, Peru, Suudi Arabistan ve Panama takımları şu an alınmamış durumda. Zaten 32 tane toplamda takım var ve şu an 13 tanesi doldu. 23, 33, 19 tanesi boş. Biz Dünya Kupası 2018'in kura çekimini yapmadık. Ama kura çekimi isteyen arkadaşlar çok oldu. Yani hatta derler neden kura çekimi yok. Biz de hiç düşünemedik sizlere böyle bir anket yapmayı ama kura çekimi yapmadık bu sefer. Yani kura çekimi yapmayalım diye düşündük ama herhalde kura çekimini yani çoğu kişi sevdi. Hani o heyecan, bekleme anı, bana hangi takımı çıkacak diye bekleme anı. Herhalde Dünya Kupası 2022'de kura çekimi ile takımları dağıtacağız. Yani Dünya Kupası'nda 32 tane takım olacak. 32 tane takımın
kura çekimini yapmış olacağız. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Yani Dünya Kupası'na katılan ülkeler zaten öncesinden belli. Biz Dünya Kupası biliyorsunuz ki yani 20 Kasım'da başlıyor. Bu ligde 18 Kasım'da tamamıyla bitiyor. 18 Kasım'da bir inceleme videosuyla biz tamamen Dünya Kupası 2018'de kapatmış olacağız. Ve 19 Kasım'da bir kura çekimi videosu yayınlayacağız. Ve şimdiden niye diyorum? Şu an ayın kaçı olması lazım? Ayın ben şu an 7'si falan olması gerekiyor. 7'si veya 8'i. Yani 8 Kasım'da olabiliriz. Çok şu an emin değilim. Yani şimdiden Dünya Kupası 2022 eğer kura çekimine katılmak istiyorsanız buraya yani bu videonun altına adınızı yazabilirsiniz. Yani OSM adınızı buraya yazabilirsiniz. Katılmak istediğinizi bize belirtebilirsiniz. Çünkü niye çok erkenden biz yani bu lig daha başlamadan niye Dünya Kupası 2022 kura çekimine sizleri davet ediyoruz. Yani kura çekimine katılmak isteyenleri. Yani 19 Kasım'da kura çekimi olacak. 20 Kasım'da takımlar dağıtılacak. Yani herkesin haberdar olması lazım. Biz bir gün içerisinde kaç tane kişi toplarız bilemiyorum. Yani o yüzden şimdiden başlattık ki 19 Kasım'da biz kura çekimi videosu yayınlarken yani 32 tane takımla dolu olsun. 32 tane takımın biz dolu olduğunu görelim. 32 tane menajeri görelim. Biz hani bunun derdindeyiz. Yoksa biz 18 Kasım'dan sonra kura çekimine katılmak isteyenleri bir iki gün önce de alabiliriz. İşte kura çekimine bugün katılmanız lazım diyebiliriz ama yani herkes hemen aktif olmayabilir. Herkes hemen görmeyebilir. Bu yüzden de biz erken bir tarihte daha ayın başındayken Dünya Kupası 2022'ye kura çekimine katılmak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Yani buradaki ligdeki arkadaşlarımız da tabii ki gelebilirler. Yani onlar zaten bu lige geldilerse Dünya Kupası 2022'de kesin katılımlarını tavsiye ediyorum. Gelirlerse daha da güzel bir lig olacak. Daha da güzel bir lig. Daha güzel lig diyorum ben ama lige çok ağzım alıştı. Daha güzel bir turnuvayla karşınızda olacağız. Ben de turnuvada Danimarka'yı aldım. Uzun bir açıklama konuşmasından sonra tekrardan biraz lige dönelim. Yani bu 2018'i biraz daha hatırlamak istiyoruz. Yani Fransa tamam Dünya Kupası'nı kazandı, aldı. Dünya Kupası'nı Hırvatistan'la finalde eşleşmişti. Finalde sanırım 4-2'lik net bir skor ile Fransa kazanmıştı. Bizim buradaki amacımız tekrardan maziyi canlandırmak, geçmişi canlandırmak ve bu geçmişi hatırladıktan sonra 2022 futbolun yeni versiyonu 2022 Dünya Kupası'nı oynayacağız. 20 Kasım'da inşallah Allah nasip ederse Allah hayırlı uzun ömürler verirse. Şu ana kadar gruplara baktığımızda yani Belçika ve İngiltere'nin grubu çok zor olarak gözüküyor ki Panama ve Tunus içinde zor gözükür ama şöyle düşünmeyin. Yani ben burada iyi takım almadım. Görüyorsunuz Danimarka'yı aldım ki Fransa'ya meydan okuyacağım Danimarka ile. Şöyle düşünmeyin. Yani ben burada finale çıkamam, yarı finale çıkamam, çeyrek finalde olamam gibi düşünmeyin. Bu bir sonucunda oyun ve siz kendi taktiklerinizi burada ne kadar iyi kullanabiliyorsunuz, ne kadar taktik üretebiliyorsunuz veya bu lig sayesinde taktik ürettiğiniz bir bunları düşünmeniz lazım. Yani çünkü burada rekabeti her yerde bulamazsınız. Her kanal OSM videoları çekmiyor veya bizim gibi turnuvalar yapmıyor. Bazıları sadece yazın yapıyor. Biz geçen kışta ben tüm zorluklarıma rağmen Mart ayına kadar yani üniversite sınavına çalışmama rağmen lig açmaya devam ettim ve son aylarda bıraktım ve şu an istediğim de üniversitedeyim. Yani her iki işi de beraber yürütebiliyorsunuz aslında. Bunun hiçbir bahanesi yok. Ve biz de bunu turnuvalarla devam ettiriyoruz. Her ne kadar üniversiteye gitmek de çok zor olsa da
Hem ders çalış, hem video çek, hem oyunla ilgilen. Yani ben bunların hepsini aynı anda sürdürmeye devam edeceğim ve kışın turnuvalarla beraber olacağız sizlerle. Sadece bir aylık bir mola olabilir Aralık ayında. Dünya Kupası bittikten sonra, o 8 Aralık'tan sonra biraz sinemize çekilebiliriz. Ama yine de ekip maçlarının videoları gelecek. 18 Ocak, pardon, 18 Aralık'ta Dünya Kupası bittiği gün 19 Aralık'ta biz herhangi bir lig kurmayacağız. Ama yani biz ekibimizdeki maçları sizlere aktaracağız. İşte efendime söyleyeyim, Türkiye, yani bizim ekibimiz Türk ekibi zaten, biz Türk olduğumuza göre otomatikmen. Yani Fransızlarla yaptığımız ekip savaşlarını, atıyorum yani Araplarla yaptığımız ekip savaşlarını sizlere gün be gün aktaracağız. Ama tabii 18 Aralık'a daha çok var. Daha önümüzde çok yollar var. Sadece bir aylık bir molamız olacak 18 Ocak'a kadar. Yani 18 Ocak'a kadar lig kurmayarak yolumuza devam edeceğiz. Ama ondan sonrasında işte kışın en sert ayları gelecek. Şubat, Mart. Mart'ta biraz yine hava sert oluyor. Yani o zaman da bile liglerimize devam edeceğiz. Yani biz turnuvalarımızı, sizlere bunları niye anlatıyorum? Yani biraz da bunlardan bahsetmek lazım. Biz farklı bir OSM kanalı değiliz. Sadece yazın lig kurup yani kışı atlayan kişilerden de değiliz. En azından tabii herkesin işi olabilir. Bazıları yazın çok kurma imkanı çoktur diye düşünüyorum, ama biz her zorluklara rağmen liglerimizi kuruyoruz. Sizler için, sizlerin buradaki tecrübelerinizi geliştirmeniz için, menajerlik anlamında kendinize bir şeyler katabilmek için biz her kış böyle ligler kuruyoruz. 2 seneden beri de böyle liglere emek veriyoruz. Önceleri çok turnuva kuran bir sayfada, yani bir kanal değildik, ama uzun vadeli liglerde çok şike yapıldığını gördüm. Ve uzun vadeli lig kurarsak da şike olaylarının fazlalaşacağını ve ben bununla uğraşamayacağımı gördüğüm için turnuvalara biraz daha yöneldim. Çünkü Süper Lig'de bile birçok kişi arkamızdan sonra dolap çevirmiş. Yani onu gördük. Hani zaten Süper Lig videosunun değerlendirme videosunu izlediyseniz kimlerin ligden ihraç edildiğini görebilirsiniz. Yani biz her seferinde kışında, yazında bu ligleri kurmaya devam edeceğiz inşallah. Güzel bir şekilde turnuvalarımızı devam ettiriyoruz. Yani gönül isterdi ki turnuvaları kazananlara ekstradan bir para ödülü verelim, ama bizim kanalımızın da para kazanması şu an açık değil. Hani istesek açabiliriz ama açmıyoruz. Reklamlar şu an aktif halde değil. Biz sadece şu an oyun zevkini sizlere yaşatmak istiyoruz. Sizlere büyük tecrübeler sunmak istiyoruz. Burada Dünya Kupası 2018'de başladık. Diğer turnuvalarla da devam edeceğiz yolumuza, ama şunu söyleyebilirim ki Dünya Kupası 2022 gerçekten güzel olacak. Çünkü Dünya Kupası 2022 oynayacağız, tekrar kuracağız ve üst üste güzel ligleri kurmuş olacağız, güzelce oynamış olacağız. Dünya Kupası'nın doruklarına varacağız, tadına varacağız ve 18 Aralık'ta da dediğim gibi sinemize çekilmiş olacağız biraz. Yani bunları niye anlatıyoruz? Yani bunları anlatmak gerek. Bunları şimdi bazı kişiler anlatmayabilir, yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız, ama ben önceden ne yapacağımızı söylüyorum. Önceden bizim temennimiz o. Biz Allah uzun ömür verirse bu ligleri kuracağız. Böyle devam edeceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Hani bizden başka OSM videoları çeken var mı çok bilmiyorum, ama yani kışın ben hiç rastlamadım böyle kışın lig yapanlara. Bu bizim için bir avantaj, çünkü kışın OSM'ciler sıkılıyor, belki heyecanlı bir lig bulamıyor. Ama biz her zaman buradayız. Her zaman zorlu ligleri kurmak için sizleri burada bekliyor olacağız. Birçok ligimiz var, birçok ligimizi kurduk, birçok şampiyonlar elde ettik bu liglerimizde
ve hala yeni şampiyonlar aramaya devam edeceğiz. Güzel şampiyonluklar aramaya devam edeceğiz ve yeni menajerler keşfetmeye, ekibimize yeni menajerler almaya biz her zaman ve ama her zaman devam edeceğiz. Çünkü buradan kendinizi iyi gösterirsiniz, iyi bir performans gösterirsiniz. İleride iyi bir başarı yakalarsanız öcülerin ekibine girmeye de hak kazanabilirsiniz diyorum. Burada videomuzu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşam üstleri, hayırlı ikindiler.